Bizler de uluslararası İmam Hatip mezunları olarak geçen senede hasret kaldığımız Selçuklu'nun başkenti, Hazreti Mevlana'nın diyarı, gönüllerin şehri Konya'mıza yeniden geldik. Bizlere bu imkanı sağlayan çok kıymetli büyüğümüz, abimiz, saygıdeğer Uğur İbrahim Altay Başkanımızı konuşmalarını gerçekleştirmek üzere sahneye teşriflerini arz ediyoruz. Biz ümmet olmayı başardığımızda zaten ortada bir sorun kalmayacağı aşikar. Bugün bu salonda bir araya geldiğimiz gibi dünyanın her yerinde meselelerimizi konuşmayı başarabildiğimizde, bir arada durmayı başarabildiğimizde ve sesimizi çıkarmayı başarabildiğimizde zaten ortada büyük bir sorun kalmayacaktır. Uluslararası İmam Hatiplerimizin böyle bir misyonun olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizin bir arada olmanızdan, bir dernek çatısı altında birlikte hareket ediyor olmanızdan büyük bir mutluluk duyuyorum. Farklı şehirlerden Konya'mıza geldiniz. Hazreti Mevlana'nın diyarına, Selçuklu'nun dağrı mülkündesiniz. Ve hepiniz ülkelerinizden uzak coğrafyalarda ülkemize bir ulvi amaç için geldiniz. İlim tahsili için buradasınız. Ve sonrasında, İmam Hatip sonrasında da hayatınıza ülkemizde devam ediyorsunuz. Ama asıl amacın burada edindiğiniz birikimleri ülkelerinize giderek yaşatmak olduğunu asla unutmamak lazım arkadaşlar. Bu eğitimin temel mantığı da bu aslında. Burada bir araya gelmeliyiz, kaynaşmalıyız. Ülkelerimize gittiğimizde de bu birlik beraberliği, iletişime, birlikte hareket etme vasfına, burada kazandıklarımıza devam etmek zorundayız. Bence bu bir arada olmanızı bunun için çok önemsiyorum. Ve sizleri burada misafir etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisimizin çok emeği var. Ben değerli başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bizler kardeşiz, bir aradayız ve birikimlerimizi paylaşmayı arzu ediyoruz. Bu birikim paylaşma sadece Türkiye'dekilerin sizinle paylaşımı değil, sizlerin de bizimle paylaşımı çok kıymetli. Çünkü birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Ama en önemlisi birbirimizden öğrenecek konu ümmet bilinci ve Müslümanların meselelerinde birlikte hareket edebilmek. Dünyanın neresinde bir mazlum mağdur varsa hep birlikte ses çıkarabilmek. Ülke coğrafyalarımızdaki sorunları halledebilmek ve en önemlisi de gittiğimizde ülkelerimizin gelişmesine, ülkelerimizin ekonomisine, ülkelerimizin siyasetine, ülkelerimizin ticaretine katkı sağlamak ve umut ediyorum ki bunu Türkiye'yi unutmadan yapmak. Ben gönül bağınızın bizlerle olduğunu biliyorum ama sadece bizlerle olmanız yetmez. Kendi içinizde de bu gönül bağının artarak devam etmesi lazım. Bir Sudanlı kardeşimizin Bangladeşliyle, işte bir Çatlı kardeşimizin, Bosna Hersekli kardeşimizle ilişkisinin de mutlaka kurulması lazım. Ben bu işe bunun için önemsiyorum. Uluslararası İmam Hatiplerin açılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu vizyonu bize kattığı için teşekkür ediyorum. Umuyorum ki Türkiye'den çok iyi duygularla ayrılırsınız.